Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzunca bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Ben oldukça tarif hazırladım ama bir türlü paylaşmak için fırsatım olmadı. Beni merak edip yazanlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ben iyiyim, inşallah sizler de iyisinizdir. Bugün sizler için İtalyan mutfağından patates mantısı tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu tarif inanılmaz lezzetli oluyor. Özellikle et yemeklerinin yanına, kızartmaların yanına çok yakışıyor. Birçok seferde menülerimde bu mantıyı kullandım arkadaşlar ve tarifini sormuştunuz. Ben de bu kez sizler için özel tarifimi hazırladım. Ama ben menü olarak hazırladım arkadaşlar. Sizlere yapmışken de menümü kısaca anlatmak istedim. Evet, bol sebze soslu biftek eşliğinde, çıtır soğan halkaları eşliğinde patates mantısı tarifimi gelin hep beraber izleyelim. Malzeme listemi açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, sosumuzun yapılışı. Tenceremizi ısıtıyoruz. Zeytinyağı ilave ediyoruz. İyice doğradığımız soğanları karamelize yapıyoruz. Karamelize yaparken biraz şeker ve tuz da ilave yapıyoruz. Daha sonrasında yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığına kadar salçayı ekleyip onu da güzelce kavuruyoruz. Daha sonra kereviz, havuç, rosmarin, kekik, bir dal yeşil kereviz, bir parça rezene. Bunları da güzelce kavuralım. Daha sonra 1 litre kadar su takviyesi yapalım. Baharatları da ilave edelim. Kaynamaya bırakalım orta ateşte. Baharat olarak tane karabiber, senf taneleri, yıldız anason. Ben bu şekilde bunları da lezzetlendirmek için kullandım. Defne yaprağı. Sizler de arzu ettiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, daha sonrasında kaynamaya bırakacağız orta ateşte. Şimdi patates mantımızın yapılışı. Yaklaşık 1 kilo kadar patatesimizi haşlayalım, kabuklarını soyalım. Daha sonra bu şekilde bir ezici ile patateslerimizi ezelim. 1 tane yumurta sarısı, 60 gram kadar irmik, 1 bardak un, yaklaşık 300 gram kadar ediyor. Yarım çay kaşığı kadar beyaz karabiber, tuz, çay kaşığı ucunda arkadaşlar çok az zerdeçal. Çay kaşığı ucunda muskat baharatı. Evet, malzememiz bu kadar arkadaşlar mantımız için. Baharatları ilave edelim. Unun hepsini ilave etmeyelim. Daha sonrasında takviye yapacağız. Elmeğin hepsini ekleyelim. Yumurta sarısını da ilave edelim. Ve yoğurmaya başlayalım. Gerekirse unu yavaş yavaş tekrardan ilave edeceğiz. Tamamını kullanacağız. Evet, tüm malzemelerimizi ekleyip hamurumuzu yoğuralım. Patates mantımız gnocchi. Evet, kısa bir sürede zaten arkadaşlar şekil alıyor. Eğer çok ele yapışmıyorsa kıvamı iyidir. Eğer elimize yapışıyorsa geri kalan unumuzu da ekleyelim. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur arkadaşlar. Çok katı bir hamur olmayacak zaten. Tezgahı unlayalım. Daha sonra bunu da küçük parçalara keselim. Şeritler yapacağız. Rulo yapıp küçük küçük kesip şekil vereceğiz. Bunun için özel bir aparatı var. Aparatınız yoksa arkadaşlar şekil verme işlemini çatalla da yapabilirsiniz. Evet, şeritlerimizi ince uzun yaptıktan sonra gördüğünüz gibi küçük küçük bu şekilde parçalara kesiyoruz ve unluyoruz yapışmaması için. Kesmiş olduğum hamur parçalarımı çok hafif bastırarak aparatımda iz çıkartıyorum. Tırtıklı tırtıklı arkadaşlar, bu şekilde bir aparat. O tırtık izlerini hamura geçirttiriyorum. Dediğim gibi bu işlemi siz çatalla da yapabilirsiniz. Çok hafif bastırıp bu şekilde şekiller veriyorum.
Aynı işlemi tüm hamurlarıma uyguluyorum arkadaşlar. Tarifimi iki yapımlık yaptığım için yarısını hemen pişireceğim. Diğer yarısını da buzlukta, derin dondurucuda saklayacağım arkadaşlar. Bir dahaki yapımda hemen elimin altında hazır da olmuş olacak. Evet, benim kanalımda oldukça farklı tarifler, değişik yörelere ait tarifler bulabilirsiniz arkadaşlar. Değişik ülkelerden de. Bunun için farklı tarifler arıyorsanız kanalımda oldukça bulabilirsiniz. Ve devamını da istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Takipte kalın derim. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, patates mantılarımız birbirine yapışmasın diye aralıklar bırakıyoruz ve hafif unluyoruz. Tenceremize yaklaşık 1,5 litre kadar su ilave ediyoruz. Biraz da tuz ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonrasında hazırlamış olduğumuz patates mantılarımızı kaynamış suya ekliyoruz. Ve kısa bir süre sonra yaklaşık 5-6 dakikada mantılarımız yukarıya kalkacaktır. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde mantılarımız suyumuzun üzerine kalktı. Şimdi mantımızı süzeceğiz ve istediğimiz gibi istediğiniz sosta bu mantıları kullanabilirsiniz. Ana tarifi budur arkadaşlar. Daha sonrasında ben tereyağında badem yaprakları eşliğinde mantımı güzelce bir soteledim, kavurdum bu şekilde. Ben genelde bu mantıyı arkadaşlar parmesan peynirli kremalı yapıyorum. Bu kez menümde zaten ayrıca sos olduğu için tekrardan kremalı sos hazırlamak istemediğim için sade kavurmak istedim. Biraz tuz, biraz karabiber ile de lezzetlendirebiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi domates soslu yapabilirsiniz, salçalı yapabilirsiniz. Farklı soslarda bu gnocchi'yi, patates mantısını kullanabilirsiniz. Ben bu kez bu şekilde tercih ettim. İnşallah ileride tekrardan sizlere kremalı parmesan peyniri soslu tarifimde paylaşacağım. Evet, bu esnada etlerimizde tuzluyoruz, iki tarafını karabiberliyoruz ve unluyoruz. Çıtır soğanlarımızın yapılışı, soğanlarımızı ince ince dilim dilim halkalara kesiyoruz. Daha sonra o halkalardan hepsini ayırıyoruz. Biraz tuz ve kırmızı toz biber serpiyoruz. Unlayıp kızgın yağda soğan halkalarımızı kızartıyoruz. Fazla yağını çektirmek için de kağıt havlu koyulmuş tepsimizi alıyoruz. Bu şekilde çıtır soğanlarımızı hazırlamış oluyoruz. Evet, şimdi sosumuzun yapılışı. Yaklaşık 20-25 dakika sosumuz sepsiler ile birlikte kaynadı. Dilerseniz bunu süzgeçten süzebilirsiniz. Altında oluşan suyu sadece sos olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz püre haline getirebilirsiniz. Daha önceki paylaşımlarımda rosta yapmıştım. Rostaya kullandığım sosu da buna benzer yapmıştım. Onu farklı şekilde kullandım arkadaşlar. O tarifimi açıklama kısmına ekleyeceğim. O tarifimi de mutlaka bir göz atın. Evet, etimizi tavada kızarttık kızgın yağda. Sosumuz hazır. Gnocchi'lerimiz, patates mantımız pişti. Çıtır halkalarımız da hazır. Sosumuzu tabağımızın ortasına koyalım. Patates mantımızı da tabağın bir kenarına ve bolca çıtır soğan halkalarından ekleyelim ve menümüzü tamamlayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler dilediğiniz gibi menünüzü hazırlayabilirsiniz. Evet, inanılmaz lezzetli, çok güzel bir menü oldu. Restoran menüsü arkadaşlar. Bu menüleri inan bulamazsınız. Siz de sevdikleriniz için bu şekilde tarifler hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca sizlerin yorum ve beğenilerinize ihtiyacım var. Beni kanalımda lütfen yalnız bırakmayın. Ufak da olsa emeğime saygılı olup destek verin. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı.
farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.